Türkiye'de robot yapılabilir mi? Bu sorunun cevabını ilk öğretim öğrencileri verdi. Öğrenciler Legolardan yaptıkları robotları yarıştırdılar. Bilgisayar teknolojisiyle oyuncak robot yapan öğrencilerin şovu ilgiyle izlendi. Teknolojiye meraklı çocukların en favori oyunu bu. Oyun robotlarla oynanıyor. Çocuklar Legolardan yaptıkları robotlara bilgisayarda program yüklüyor. Robotlara görev veriyorlar. Robotlar da o görevlerini yerine getiriyor. Yani ne yapıyorlar? Mesela top görevi, basket atıyor. Topu alıyor, basket butonuna koyuyor. Kapıyı açıyor. Hayvanlara yemini veriyor. Robotex yarışmasının Türkiye'de ilki yapıldı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki yarışmaya 9 kişiden oluşan 24 ekip katıldı. Bir aylık bir süre içinde her gün 1,5 saat gibi az bir sürede çalıştık. Ama yine de iyi bir robot yaptığımızı düşünüyorum ben. Çok eğlenceli robotların ilerleyişi, onun oradaki topun girip girmeyeceğinin heyecanı. Bence çok güzel yani. Yarışmada birinci olan Atlanta'da yapılacak Lego robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Ama çocukların hedefi daha büyük. Ben endüstriyel tasarımcı olacağım. İşte yani bir başlangıç gibi oluyor bu. İleride ben tasarımcı olmak istiyorum. Robot tasarımcısı. Sayın seyirciler, hafta... Türkiye'de robot yapılabilir mi? Bu sorunun cevabını ilköğretim öğrencileri verdi. Öğrenciler Legolardan yaptıkları robotları yapıştırdılar. Bilgisayar teknolojisiyle oyuncak robot yapan öğrencilerin şovu ilgiyle izlendi. Teknolojiye meraklı çocukların en favori oyunu bu. Oyun robotlarla oynanıyor. Çocuklar Legolardan yaptıkları robotlara bilgisayarda program yüklüyor. Robotlara görev veriyorlar. Robotlar da o görevlerini yerine getiriyor. Yani ne yapıyorlar? Mesela top görevi, basket atıyor. Topu alıyor, basket butonuna koyuyor. Kapıyı açıyor. Hayvanlara yemini veriyor. Robotex yarışmasının Türkiye'de ilki yapıldı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki yarışmaya 9 kişiden oluşan 24 ekip katıldı. Bir aylık bir süre içinde her gün 1,5 saat gibi az bir sürede çalıştık. Ama yine de iyi bir robot yaptığımızı düşünüyorum ben. Çok eğlenceli robotların ilerleyişi, onun oradaki topun girip girmeyeceğinin heyecanı. Bence çok güzel yani. Yarışmada birinci olan Atlanta'da yapılacak Lego robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Ama çocukların hedefi daha büyük. Ben endüstriyel tasarımcı olacağım. İşte yani bir başlangıç gibi oluyor bu. İleride ben tasarımcı olmak istiyorum. Robot tasarımcısı. Gündemdeki diğer... ...koşuyor. Türkiye'de robot yapılabilir mi? Bu sorunun cevabını ilköğretim öğrencileri verdi. Öğrenciler Legolardan yaptıkları robotları yarıştırdılar. Bilgisayar teknolojisiyle oyuncak robot yapan öğrencilerin şovu ilgiyle izlendi. Teknolojiye meraklı çocukların en favori oyunu bu. Oyun robotlarla oynanıyor. Çocuklar Legolardan yaptıkları robotlara bilgisayarda program yüklüyor. Robotlara görev veriyorlar. Robotlar da o görevlerini yerine getiriyor. Yani ne yapıyorlar? Mesela top görevi, basket atıyor. Topu alıyor, basket butonuna koyuyor. Kapıyı açıyor. Hayvanlara yemini veriyor. Robotex yarışmasının Türkiye'de ilki yapıldı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki yarışmaya 9 kişiden oluşan 24 ekip katıldı. Bir aylık bir süre içinde her gün 1,5 saat gibi az bir sürede çalıştık. Ama yine de iyi bir robot yaptığımızı düşünüyorum ben. Çok eğlenceli robotların ilerleyişi, onun oradaki topun girip girmeyeceğinin heyecanı. Bence çok güzel yani. Yarışmada birinci olan Atlanta'da yapılacak Lego robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Ama çocukların hedefi daha büyük. Ben endüstriyel tasarımcı olacağım. İşte yani bir başlangıç gibi oluyor bu. İleride ben tasarımcı olmak istiyorum. Robot tasarımcısı. Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı.
Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. 1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Sayın seyirciler. Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. ...1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Sevgili izleyiciler, Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. ...1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesinde İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. 1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Rahatsız ediyor. Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesinde İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini... Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında Türkiye'de ilk gerçekleştirilen yarışma... Çocuklar
fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel Yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. 1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel Yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. 1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Bedensel engelli Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel Yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. 1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Atlanta'da Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdı. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel Yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi. 1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Almanya'nın Seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde Türkiye'yi temsil etme hakkı verilecek robotik turnuvaları öncesi İstanbul'da bir pilot turnuva düzenlendi. Çocuklar turnuvada engelliler için tasarladıkları birbirinden ilginç robotlarla yeteneklerini yarıştırdılar. Robotlar engelliler için yarıştı. Robotik turnuvası adı altında bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen yarışma gereği çocuklar, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak robotlar tasarladı. Engel Yok teması çerçevesinde Legolarla hazırlanan projeler Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendi.
1998'den bu yana birçok ülkede düzenlenmiş olan turnuva çocukların toplumsal bilincini geliştirmek amacını taşıyor. Ve sırada gündemden bazı Lego Ligi geleceğin bilim adamları ve mühendislerini buluşturdu. İstanbul Pilot Turnuvası geçtiğimiz günlerde düzenlenen ligin bu seneki teması ise engel yok. Turnuvaya katılanlar fiziksel engeli bulunan bireylerin karşılaşabilecekleri zorluklara karşı Lego setlerini kullanarak ürettikleri çözümleri jüriye sundular. Turnuva sonunda şampiyonluk, robot performans, robot tasarım, takım çalışması gibi farklı konularda 7 ayrı kupa sahiplerini buldu.